Allah zilzal suresi göndermiş yahu. Zilzal ne demek? Deprem demek. Büyük sarsıntı. Eskiden zelzele derdik depreme. Zilzal. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil arzu zilzalaha. Öyle sizin ev değil. Öyle Kuzey Marmara depremi değil. Öyle efendim Sakarya depremi değil. Ardu. Yerin tamamı sallanacak. Düşünsenize. Şu gördüğünüz küre, dünya küresi tamamı dibinden çatır çatır çatlayıp zangır zangır sallanacak diyor Allah. Bununla bitmiyor. İza zulziletil arzu zilzalaha ve ahrajatil arzu asqalaha ve yer içindekini dışına fırlatacak. İçindekileri dışarı fırlatacak. Aman ya Rabbi. Yerin içinde ne var hocam? Lavlar var. Değil mi? Kaynar sular var. Madenler var. Altınlar, inciler var. Evet hepsi var. Hepsini fırlatacak. Yer kusacak diyor Allah. Yeryüzü kusacak diyor Allah. Her şeyi içindekini fışkırtacak. Ve ahracatil ardu ethkâleha. Ve kâlel insanu mâleha. İnsan da diyecek ki aman ya Rabbi ne oluyor? Ya ne oluyor şimdi? Bir başka ayeti kerime de Allah buyuruyor ki mealen onlar eğlenceye daldıkları bir anda yakalayacağım onu. Hani şimdi dini imanı köşeye kenara yittik ya, seccadeyi duvarın dibine attık ya, tesbih arıyor, dört odayı birden arıyor. Ama televizyonu mutfağa da koyuyor, banyoya da koyuyor, oturma odasına da koyuyor. Koyun bakalım. Müslüman dini programları atın kenara bakalım. Aman şimdi baş kafamızı ütüleyecek diyor. Allah bunları Kur'an'da söylüyor. Bize de diyor ki bunları da söyleyin. Hep canım cicim geçiştirmeyin. Hoşgörü, çiçek, böcek, aman ne güzel insansın, aman şöylesin, çok güzel bir şey. E doğru çok güzel. Bu kadar güzel de bu kadar sokak hayvanları niye öldürülüyor? Bu kadar insan niye öldürülüyor? Herç çoğalmadıkça kıyamet kopmaz dedi Resulullah. Bir gün mescitte oturuyordu, herç aranızda çoğalmadıkça kıyamet kopmayacak dedi. Ashab-ı kiram ilk defa duymuştu. Herç ne ya Resulallah? Herç nedir ya Resulallah? Ya da hereç nedir ya Resulallah? Peygamberimiz de buyurdu ki, herç el katlu dedi. El katlı, el katlı, herç cinayettir, cinayettir, cinayettir dedi. Adam öldürmektir. Sebebi ne olursa olsun, İslam hukukunca kısas gereği öldürülenlerin dışında insan öldürmek, bir cana kıymak iki yerde helaldir bir insan için. Bir savaşta düşmanla savaşırken mecbur düşmanın öldürürsün. O silahını bırakmadıkça, o savaştan vazgeçmedikçe namusunu, vatanını teslim etmezsin. O zaman birini öldürmek günah değildir. İki, mahkeme kararıyla İslam hukukuna göre idam edilen can almış adamın canını alın diyor. İnsan öldürmüş biri, tabi mahkeme buna karar verecek. Sen benim babamı öldürdüler, ben de onu öldüreyim değil. O herç olur o cinayet olur. Babanı bile öldürse sen gidip babanı öldürdü diye birini öldüremezsin İslam'da. Ne yapacağız hocam? Hiçbir şey yapmayacaksın. Allah'ım sen benim sahibimsin. Adaletli bir mahkeme bulamadım. Benim hakkımı almadılar ya Rabbi. Ama sen her şeyi görüyorsun. Vallahi ve billahi kardeşlerim bir Müslüman bir cinayet de Allah'ın huzuruna çıkarsa her şeyini verse her şeyini bütün evliya gibi yaşasa 90 yıl bütün sevaplarını verse o adama o işlediği cinayeti kurtaramıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.